Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar efendim, sana göre birivara gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bu ilgiden dolayı 24 Mayıs pazartesi günü kursumuz tekrar başlıyor. Eğer başvurmak isterseniz 0545 442 4444 -444 numaraya lütfen Whatsapp'tan mesaj yazın. Niye biliyor musunuz? Çünkü hayat arkadaşınızı bulacaksınız bu kurstan sonra. Muhakkak katılın derim. Sadece kadınlara ve çok eğlenceli. Hepinizi bekliyorum. Oglaklara geldik. Bir çok satır yeter zaten. Çok seviyoruz. Şimdi çok e seyirciler de hepsini dinliyorsa buradan söyleyeyim. hani Her burcun... E, karakteristik özelliklerine göre bazıları biraz daha uzun bazıları biraz daha kısa oluyor. Oğlakla ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Bu kadar bitti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlak. ya Konuş... oğlakları çok seviyorum ben. Ben de Şaka çok maka seviyorum. Yana. Ee, bizim yıllardır şeydir Bilur'la yani bizim oğlakları, oğlakları atar tutar atar tutarız ve tarihi mal oldu. Soğuklar ya onun için. Ta şeyimizi unutmuyorlar. İki tane kütüphane <laughs> memurunun karşılıklı oturup resmi bir şekilde birbirlerine kitap okuyarak gülümsemesi. Öyle Biz öyle anlatmışız <gülüyor> zamanında. <gülüyor> Onu sen söylemişsindir. Benzetmeler de. Böyle <laughs> mi yaşıyorlar aşklarını? Şimdi Oğlaklar kontrolcü burçlardır. Oğlak arkadaşlarımız var. Gençliklerinde büyük insan gibi yaşayıp 35'lerinden sonra gerçekten aşkım aşkı maşkı görmeye baş. Yani daha genç, daha hani Oğlaklar hep dersiniz ya siz yaşlı, doğarlar, çocuğa genç, genç ölürler. ölürler. Evet. Benim ay burcum Oğlak. Ben de Aa. çocukken yaşlı büyük insan evet. gibiydim. Çocukken bilmiş bilmiş vamp. Ya şeydim ben böyle çok bilmiş bir tip değildim de bayağı olgun böyle ciddi falan bir tiptim yani. Ay tabii ama bir de akrebin snopluğu da var sende. Mars aslan. E, Mars aslan. Ya yani bir sürü Mars gıcıklık aslan. var da e, sende. Sen zor bir kızsın. aslında. Yok canım nereden çıkardın? Ay sen zor Aa, bir kızsın. Çok iyi. kolaysın. Dünyanın en kolay. Buraya insan. soracağım. Buraya, <laughs> bur Herhalde buraya soracağım. Bur Bana buraya. sorulur mu? Ee, oğlakları seviyorum. Ben de seviyorum. Soğuk buluyorum ama soğuk taraflarım benim de olduğu için oğlakları sağlam buluyorum ben. Şimdi şöyle bir şey var. Küçükken anket defterlerime ortaokul, lisede lise değil de ortaokulda ileride evleneceğiniz erkeğin Burcu ne diye diye olsun diye soruya ben hep oğlak erkeği yazıyormuşum. Allah Allah. Demek oğlak bana güven veriyor. Allah Allah. Oğlak güvenli bir insandır. Oğlak bir arkadaşın mı vardı sevdiğin güvendiğin filan acaba? Nereden bileceksin ki oğlak Bizim Bizim sınıfımızın mümessili oğlaktı. Ve şeyi çok iyi idare ediyordu. Sınıfı. ha Sen onu beğendin belki. Ha, herhalde o dedim ileride evlenirsem... ...böyle bir oğlak erkeğiyle evleneyim. Hani in, insanları idare... Öyle bilinçaltı. Çocuğa da bir şey duyduğum falan yoktu. Çocukluk olayı. Ama güçlü ve akıllı. Bak kovalarda da biraz oğlaklık vardı e Var. İkisi de satüründür. İnsanlara Ciddiler. güven verirler. Ben severim oğlakları. Ama oğlaklar asla alçak gönüllü olamazlar. Asla. Oğlaklar kalitesini... E, kariyerinizi, kariyerini ve kontrolünün gücünü çok iyi bilirler. Onlar idareci olarak gelmişlerdir. Herkesi idare ederler. oto kontrollü bir insandır. Ve onun kontrol mekanizmasının içinden çıkamazsın. Hmm. En kötü tarafı aşkı da kontrol ederler. Evet. O da yanlıştır. Hep böyle klişe e, ve kurallar içinde evet, aşk yaşamak istiyorlar. Evet duyguları yokmuş gibi. Yani şimdi bir yere gideceksinizdir, gideceğiniz yer ölçülür biçilir, ha, yollar, evet, trafik, öyle. orada güvenli mi? Yok kimler olacak, kimler yok olacak. ben onu görmek istemem, bunu yani, bilmem, Yani orada unutmam. bir kalite olsun, tarzına uygun olsun falan derken giyim tarzı, her şey klasik giyinirler zaten. yüz e, yüzyıllıktır yani ama her şeyin en pahalısını ve en özelini alırlar. Ki yıl giyebilsinler. Bütçesini aşarlar. <laughs> Ama girdikleri zamanda kaliteli kadınları seçerler, kaliteli erkekleri. Bir oğlan yanında asla şeyin normların altında ya da oğlanın kalite düzeyi neyse artık kalite kişiden kişiye değişiyor. Kendi kalitesinin altında birini istemez. Çok da esprili oluyorlar aynı zamanda. Çok de Düş değişik bir komik ve esprili tarafları var aslında o şey, soğukluğun Kurnazdır, akıllıdır. İnsanların zaaflarını çok iyi görür ama hiç kimsenin zaaflarını vurarak onları idare etmez. Yani dürüsttür oğlaklar. Dürüstlük timsalidir. Ee, tabii ki ev çok önemlidir. Ev önemlidir. Onun için yuva önemlidir. Yuva çünkü sınırlı sorumlu yaşadığı özgürlük alanı çok önemlidir. Hmm. Hani bir böyle sırtı çantasında hipli ruhu yoktur. Bir yayda vardır o. Bir ikizlerde vardır Kovada da vardır bazen hipi ruhu ama o da yarı oğlaktır. O daha farklıdır. Bu dünyaya ait değildir. Kovada anlatacağım şimdi. Oğlak evi ne olursa olsun steril olacak. Düzenli olacak. Kışın ve yazın her türlü dış etkene göre korumalı olacak. Bitkisi olacak. E, hayvanı olacak ama hayvan da aşırı olmayacak. Kıl, tüy, fa, bilmem ne, evcil hayvan. hayvan mı olacak? var be? E şöyle daha bir düzenli olacak. Var var tüysüz kediler var ya onlardan alıyordu. Ama evinin kapısında <laughs> köpeği, bahçeli evi olacak, ha. hayvanı olacak. Yani her türlü kendisini korumaya alacak. Güvenli bir banka hesabı olacak. Hmm, Parası evet. daima olacak. Gel ee, soka yani kendini havada. Hani yarını boş ver, yarınızda Allah kerim diyen tipler vardır ya. Hayır. İşte o ben. Yarın, yarından sonra sen de Öbür... de mi kontrolcülük? Hayır, bende hiç. Nasıl Yarını Olak? hiç düşünmem. Ay burcu, burcu Oğlak. Ne bileyim ben. <laughs> ben İşim de disiplinliyim. <laughs> Koç. Sen Koç'un ter terazi. <laughs> bir Oğlak'la Oğlağa kız anneleri çok rahat verirler çocuklarını. Yani Oğlak dağamatı çok iyi bir çok damat kapalıydır. adayı bence Oğlak. Tam annelerin evet. isteyeceği bir damat adayı. Kendi ailesine gösterdiği saygıyı eşinin ailesine de gösterir. Çünkü aile bir bütündür iki aile değil iki kurumsal şirket birleşmiş gibidir. O yüzden hiçbir zaman oğla baktığınız zaman ilişkisinde e, soyutlanmış bir ilişki göremezsin. Hani böyle senin aşkın bana yeter, benim aşkım bana yeter. Annemize gitsek de olur, gitmesek de. Of bu aile yemekleri de nereden çıktı? Asla öyle bir şey yoktur. Aile yemeği de yapılacaktır, aile gezmeleri de yapılacaktır. Her şey yapılacaktır. Aile bir kurumsal şirkettir ha. ama bunun içinde de güçlü bir bağlılık vardır. Güzel bir ilişki ama heyecan arayan hopitik zıpitik zıp tipler için değildir. Oğlaklar farklı. Tabii farklıdır. evlenilecek erkek onlarda. Zaten topraklar herhalde evlenmek için iyi insanlar. O yüzden topraklar Biraz toprak Biraz pinti oluyorlar ama. Ha, oğlakların parası değerlidir. Pintidir ama değildir. Tutumlu olarak kendilerini yargılarlar. Yok canım derler ben tutumluyum. Ne alaka pintilik ama bir şeyin de en pahalısını alırlar. Bir de öyle bir şey ama var. Ama kendini alıyor. Ama Etrafına kendi alıyor. çevresine de alır. Yani ailesine alır. Çemberin dışına para harcamaz. Ha. Çocuğuna harcar, annesine harcar, eşine harcar. Ama bizler böyle şeydiriz ya para kendi ya da şey böyle işportta demeyeyim de gördüğümüz her şey böyle ay bu çok güzelmiş ben bunu alayım. Yok, oğlak öyle demez. Markasına bakar, fiyatına. Pahalı ve güzelse ona layıktır. Yani gözünün diktiği vitrin güçlü ve pahalı bir vitrindir. Hmm. Evet, tabii ki bir sürü ekonomik değer, şey yetersiz oğlaklar da olur. Ama onlar da parasını biriktirir biriktirir yine en güzel şeyi alır. Kendine çok layık görür onları. Ha, parasını biriktirebiliyor yani. Gene biriktirir. Onların çocukluğundan beri bir kumbarası vardır zaten. Evet, her zaman Ayrılıkları için. nasıl oluyor peki? Evet ayrılıkları getireceğim zaten. <laughs> Oğlaklar kurumsal bir ayrılık yaşadıkları için kafalarında. Mektuplama şeyle mi ayrılıyorlar? Mail ile ayrılıyorlar değil mi ama kurumsal. <laughs> Mail gönderiyor eşine. <gülüyor> Aynı, <gülüyor> <gülüyor> Aynı Her türlü şartlarımızı kes <laughs> ediyorum. <laughs> Avukatından mail geliyor böyle hayretler işte. Oğlak sevgilim var. Gerçekten. Bak şaka bir yana çok sevdiğim bir arkadaşım eşimle kahvaltı yapıyoruz gayet de mutluyuz dedi. Tak dedi postada dedi bir tane şeyde ayrılma şeyi çekmiş. Ondan sonra kızı demiş ki ondan sonra nedir bu demiş kız. Ben demiş şey demiş e, seninle ayrılmak istiyorum. Kötü bir şekilde ayrılmak istemiyorum. Resmileştirmek istedim. Oğlak. Kızlı ama oturuyor kahvaltı, kahvaltı. ediyor falan hiç ayrılacak ayrılacaklarına. demiş. Sadece evlerimizi ayıracağız. Konuşmamış ama bunu mesela eşiyle Konuşmamış. yani. Belki de konuşmuştur kız anlamamazlıktan bir koçsa kız. Kız koç muydu ikizler Mesajı almamıştır diyorsun. Almamıştır. Yok be oğlak ikizler kadınıyla evlenir mi be? Evlenmiş Zaten iki gün sonra ayrılır. Evlenmiş. <laughs> Kızın yükseleni boğa falansa önce bir boğadan tutturmuş sonra ikizlerden <laughs> mayonezin çökmesi gibi <laughs> çökmüş gitmiş. Ondan mayonezin sonra... çökmesi dedi. <laughs> Ondan evet. sonra şey... Ee, oğlakların ayrılıklarında hiç acı şey acı yoktur, üzüntü yoktur. Çok acı çekseler bile çünkü eskiden kara sevdalılar, veremli, hani veremli aşklar vardır. Oğlaklardan çıkar. Hadi be. Tabii ki. İçine atmış. Çok ince içine hastalık. Atan. Ben yengeci düşünürdüm verem olarak. Oğlaklarmış. Ben onun istatistiğini yaptım. Çok Oğlaklar. ilginç. İkinci sırada yengeçler. Ha, ama var değil mi yengeç yine? Ay canım uyku işte evet. sıçradı uyurken. Ha? Uyurken sıçradı. Yok hapşurdu sadece. Hapşurdu ha. canım benim. Ondan sonra oğlakların ayrılıklarında kurumsal bir bitiş gibi gözükse de... ...ailesinin her türlü dört dörtte gelecekteki bütün hayatını garantiye alır. Çok acı çeker. Ama oğlaklar terk edilirse çok acı çeker. Kendisi terk ederse çok soğuk bir şekilde gider. Sadece hmm. o kurumu der ki sen hala ailemin parçasısın. Çocuklarım çocuklarım. Ailen hala benim ailem ama bizim ilişkimizin bitmesi lazım. Neden biter? Başkasına mı aşık olur? Hayır. Özgür yaşamak, kendine göre hayatını kurmak ister. Bazı oğlaklar da evliliği dediğim gibi kurumsal görür ve bitirmek ister. Yani kendi çünkü oğlaklar birazcık şeydir. Koleksiyoncu yapıları vardır. Kendi ailesinde eğer o kadın çok dağınık bir kadınsa Oğlanın hayatının bütün taşlarını ya da erkek değiştiriyorsa oğlak o taşların yer değiştirmesine izin vermediği için ve hayatının konumunu ve gücünü korumak istediği için ayrılmak istiyor. Sabit burç mudur oğlak? Önce bir burçtur Öncü. Sabit değil. Evet. Şeyde, şimdi sen anlatırken tabii tanıdığım insanları düşünüyorum, bilmem ne bildiklerimi falan. Birkaç tane çocukluk arkadaşım var. Yani ortaokuldan beri aynı kadınlarla beraberler ve hala evliler Tabii öyle söyleyeyim. Tabii ki evladiyeliktir. He, öyle kovalar da biraz öyle ama bunlarınki iyice artık evet, böyle. Bunlar e, ailesi, artık aile şirket gibidir evlilikleri uzun süre. Tabii ki bunlar da ayrılacak. Bütün oğlaklar evli kalacak diye bir kural yok ya da beraber. Ayrılıkları da soğuk. Temiz ve sorunsuz. Bak Seda olsun. sayan kaç kere evlendi ayrıldı. Çok çok temiz ev ayrılıyor. Öyleymiş. Duydum ben. Helal olsun kadına dedim hatta. Ama önceden. Çat diye ayrılırmış böyle. Hiç şey yapmadan. Önceden şey imza alırmış. Ayrılmak istiyorum imzasını attırırmış karşılıklı şeyi yaparmış. Noterden yani ayrılmak şeyinin üstüne imzayı şeyi tarihi koymazmış. Onun üzerine doldurur tek tarafta sevgilisiyle kocalarından bahsediyorsun. Kocalarında. ha. Ben de sevgiliye böyle bir şey yapılır mı diye dinliyorum. Kızım. Sevgililerinden de öyle mesela işine gelmeyen bir şey olduğu anda pat bırakıyor kadın. Tabii Hiç ki. uğraşmıyor yani. Tabii ki. Diyorum ya oğlakların temiz ayrılıkları vardır. hiçbir sevgisi... Ama karşısındaki temiz olmayabilir yani Tabii ayrılırken. Tabii ki işte orada acı başlar. Eğer oğlak terk ediliyorsa o da çok ama acısını çok içinde yaşar. Öyle öyle hiç Seda da acı çekmiştir. Seda Muhakkak da terk çekmeden edilmiştir. hayat mı olur? Ama içinde içine saklar. O çok inatçı bir keçidir. Ses şey renk vermez. Ağılına kapanır ya da dağlara çıkar kafasını dağıtmak ister. Oğlakların ayrılıkları gerçekten zor gibi gözükse de en kolay, en temiz ayrılıklardan biridir. Ama hiçbir zaman da eski karısına, eski sevgilisine, eski kocasına dönmez. Bunu hiç hani bir, bir ay dönebilir, sıkılabilir, Bence yine de kanka olabilir zaten. ama oğlaklar asla. Biten bitmiştir, yaşanan yaşanmıştır, her şey kapanmıştır. Olay bitmiştir. Düğmeye basmıştır. Ben de dönmem mesela akrepim ama ama senin ay burcun Oğlak. Ya duygularla ilgili diyorsun. Tabii ki. Hiç hiç hoşlanmadığım bir şeydir ayrıl barış ayrıl barış ayrıl hiç ha. ayrılmam da barışmam da yani. Ya ay burcun Oğlak. Ayrılı mi? ayrılınca bir kere ayrılırsın işte. Senin ya 20 kere ayrılır mı? Duyguların bitiyor. Ay burcun Oğlak. Hı. Duygu burcun bitiyor Sen zaten bittiği zaman kalmazsın. Ay burcu oğlak olanlar duygusu bittiği zaman sadece ilişki bazında hani şirket evliliği sürsün demezler. Ama güneşik ok oğlakta olanlar soğuk da olsa evliliklerini bazen götürebilirler. Evet, teyze, götürüyorlar. Götürürler. Bu bir kurumsal der. Dışarıda birisini bulsam sanki bundan daha mı iyi olacak? Bir gün onunla da aşkım bitecek. Doğru. Bir kızla karşılaşmıştım oğlaktı. Eski sevgilisinden ayrılmış yenisiyle evlenmiş. Şey dedim, eskisini hala özlüyor musun? Çok mu sevmiştin? Evet çok sevmiştim dedi. Ama ayrıldık dedi. Eğer özlüyor musun dedi, bakın şöyle söyleyebilirim dedi. Şimdiki kocamı çok seviyorum ama şimdiki kocam eski sevgilim olsaydı dedi, onu da özler unuturdum dedi. Sonuçta yaşadığın ana bakacaksın. Aynen, Kiminle öyle. evliysen dedi, bir öncesini dedi unutmayabilirsin aklına takılabilir ama bitmiş bitmiştir evlilik evliliktir dedi. Şu andaki yaşadığım ilişki önemli dedi. Çok güzel bir oğlak tarifi yapmıştı. Öyle. Evet. Doğru söylemiş. O yüzden seviyorum hayatlarındaki şeyleri. Bir de hep şey vardır ya her sevdiği insana aşk buymuş. Aşk buymuş. Aşk buymuş. Öyle diyorum ki hepsi aşk. Evet. Hepsi değişik. Lütfen bir önceki adamı gömmeyelim bunu sevdik diye şimdi, değil mi? Ya da kadını. Ha, ha. Ya ben kadın olduğum için ha. tabii hani çünkü onu da sevdin. O da o zaman çok güzel aşıktı. Sonra o bitti. Şimdi bu çok güzel aşk. Evet bir yani de. Ama insanlar bunu duymak istiyorlar bir de. Bir hani de... ben kimseyi sevmemişim sana kadar filan. Bir de bazı kadınlar Ayıp. şöyle vardır. O hiç aşkı bulamadı, bende buldu. Ha. Sanki böyle şey, o şey... Müthiş bir kadın. Müthiş bir kadın, bütün kadınları <laughs> temize çekti, adam sende her şeyi buldu. Hı hı. Bütün kadınlar duyguyla yaklaşınca erkekleri, erkekleri Yanlış öğretildiği için aşk evet. işte, ilişkiler bizde Ay yanlış aşk, öğretiliyor. Bak aşk. işte dayanamadı hemen kafa kafaya bir sürtünmeleri Çok uyuydu, gerekiyor. Çok büyük aşk. Evet, bu aslan aşkı. Demek ki onu kendine layık gördü işte kraliçesi bizim evimizin. <laughs> Ay kraliçesi. Yaşça karabiber, kendisinden kraliç. büyük ama olsun. Bizim evde okey bu durumlar. <laughs> kız mı büyük? <laughs> Yaşça büyük kadınlar yok. Okay. Evet kız büyük. O 14 yaşında. Bu kaç? O 2011'li, 10 yaşında olacak Aslan ya, Ağustos, ey, çok Ağustos'ta. Ay canım benim, nasıl sevmiş. Nasıl <laughs> çok sevdi, çok 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 tatlılar. Bak, bak. Olaklarla ilginç, oğlak kedi olmadı? Acaba çok ciddi bir kedi mi olurdu olak kedi olsaydı? Bu olak mı acaba? Bu Yüksel'ini bilemeyeceğim ya. artık doğduğu <laughs> saate kadar. Biz evet. şimdi hani millet merak ediyorsa nereden biliyoruz kedi burçlarını diye. Şöyle biliyoruz, şimdi benim kedilerimin hepsi sokaktan alınma. Ama boylarıyla hani baktığında kaç aylık olduğunu biliyorsun hayvanı alırken yani. Öyle mi? E tabi şimdi yeni doğmuş bebek, 10 günlük bebek, bir aylık, bir buçuk aylık, iki aylık, onlar çok çabuk büyüdükleri için. Ha. Yani biz mesela veterinerle öyle karar veriyoruz. Aa bu işte Haziran'da doğmuştur, bu Ağustos'ta doğmuştur diye. Ha. Yani burçlarını öyle koydum. Çok ama karakterleri ama. de uyuyor burçlarına. Tipik aslan ya çok asaletli. Çok bir de öküz gibi de büyük. Başka var mı oğlaklarla ilgili bir evet, şeyler? Evet oğlaklar e, dediğim gibi aşklarını mantıkla, duyguyla iç içe yaşadıkları için mantık mı, duygu mu hangisi ağır basıyor onlar da bilmezler. Zaten bu bir tündür. Şey Kızları gibi daha düşün, duygusal gibi oğlakların e, ama. Kadınları daha duygusal gibi sanki. Daha takıntılı, takıntılılar. Ha. Yani orada da bir takıntı durumları var. Hmm. Onu da çok iyi ölçmek gerekiyor. Yani bazı oğlakların e, gerçekten hayatlarında olmasını istediği kişilerin gitmesine de izin vermezler. Hmm. Yani şey derler vardır ya kadın kaçmak ister kurallı bir erkekten neyin eksikti de gidiyorsun bir cümlesi hmm. vardır ya Para ise para, evse ev, ise ev hmm. her türlü şey, tatil ise tatilse tatil. Hmm. Neyin eksik? Kadın da der ki heyecan eksik. Aa. İşte o, o erkek oğlaktır giden de kesinlikle ya yaydır ya ikizlerdir ya da terasi falandır ya da balıktır. Yani sende duygu göremedim ya da yengeçtir diyelim. Duygu göremedim. Heyecan eksik deyip giderse oğlak güle güle bir şey demez. Çünkü gururludur. Gizli bir gururu vardır oğlan. Güle güle kendini geriye çeker ve kendini Uzun müddet vekar kalır. Bir çünkü. de pardon da bir şey eksik ki gidiyor yani. Öyle egonun da alemi yok yani birisine değil mi sorarken? Tabii ki. Tabii ki. Yani Durup dururken kimse gidiyor mu bir yere yani tabii kalkıp ilişkisinden? Ama heyecan arayan kadın tipleri ya da heyecan arayan erkek tipleri de olabilir. Ee, kadın da erkek de yani oğlak ona fazla duran gelmiştir. Oturup konuşsalar mesela ha. işte adam soğukça yani ne alaka ne saçma bir şey falan diyebilir belki de. Hani tartışsalar işte ilişkimiz iyi gitmiyor ben ayrılmak istiyorum falan. İşte niye ayrılmak istiyorsun? Heyecan duymuyorum sana karşı. Çok saçma falan diyebilir bir oğlan. Tabii yani. ki. Zaten Ne heyecanı kardeşim? Ne heyecanı işte param işte var, falan. Ha. İşte neyin eksik diyor? Neden gidiyorsun diyor? Bazı kadınlar belki de birine heyecan duyuyorlar ilişkide adaletli olmak istiyorlar. Hani bazı kadınlar ya da erkekler ilişki sürerken yeni bir ilişkiye başlamak istemiyorlar ama kafaları da birine takılmış olabilir. İlişkiyi bitirip dürüstçe gitmek istiyorlar. O da gayet normal bir şey. Her insan bir insanda bir ömür kalacak diye bir de olay yok. Yok. Yok, öyle öyle şey. zannediyoruz ama değil. Yok başlangıçta hepimiz öyle zannediyoruz ama insanın biyolojik bedenleri nasıl değişiyor yaşlanıyorsun duygular da eskiyebiliyor duygular da yaşlanabiliyor. Hani duygularda belki çok çabuk yaşlanıyor. Bu bence dayatılmamalı insanlara. İnsanların Tabii canım. tercihi olmalı beraber kalmakla ilgili. Ama evlenirken ettiğin yeminde bile yani hani ömür boyu artık evlilik yeminlerinin değişmesi lazım. Bence evliliğin değişmesi lazım. Evlilik evliliğin kurumunun çok. kalkması yani lazım. Onu Hülya Avşar yıllar önce söyledi de millet kızı topa tuttu yine. Dedi ki her beş senede bir ya da üç senede bir kontrat yenilensin dedi. Tabii ki. Çok akıllıcaydı çünkü... Gerçekten duygular bitiyor. Oturup konuşalım. 5 sene geçti. 3 sene çok kısa. 5 sene diyelim. Tabii. Filizcim seni hala çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Ya işte evet. billur ben sana karşı heyecan duymuyorum. Okey. Çaresi var mı? Kurtarabiliyor muyuz? Hayır. O zaman hadi dostça ayrılıç. Çok Medenice olur bu çünkü mutsuz mutsuz oturuyorlar evlerde birbirlerinden nefret ede ede onlar çocuklara yansıyor etrafa yansıyor bir sürü insan. Bir de malı gibi görüyor o ilişkiyi biraz da kültür seviyesi düştükçe öyle. al işte kadın cinayetleri. Öyle. Sen benimle diyor hayatını yaşadın evet. benim yatağıma girdin evet. başka adamın yatağında seni göremem. O kadın da öyle bir hakkı var. Benden ayrılamazsın. Ayrılamaz. Yani işi birazcık da şey düşünüyorlar biraz psikopatça düşünüyorlar. Çünkü hani bedensel varlık gibi görüyor, onu duygusal görmüyor. Bu beden sadece bana ait. Başka bir bedenle gidemez. Öyle. Halbuki Maalesef. kadın kafa gitmiş çoktan. Beden dursa ne olur, durmasa ne olur. İşte demek ki kafan gitse de bedenini bırakacaksın orada. Evet, şimdilik oğlaklar yeterli nasıl mi? Attık. Bilmiyorum. Bak satırdan şey çok fazla sürdü yani. Mı? Evet. Oğlaklar da bu kadar. Yaylara bile bu kadar konuşmadın. Evet yayları yani. kısa kesik onlar lay lay olduğu için. Lay 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 <laughs> geçti. Oğlaklar ciddi. <laughs> lay o lay zaman geçtim. kovalara geçeceğiz. Kovalara demek. geçeceğiz.